Karan Gece Dostları yağmurlu bir Varşova gününde Varşova'nın tarih turistik mekanlarını gezmeye devam ediyoruz. Şu anda 17. yüzyılda yapılan güzel manzara sarayının önündeyiz. Şimdi beraber içeri girelim ve gezmeye başlayalım. Royal Lazienski Müzesi. Hemen girişte bir harita var. Nerede bulunduğumuzu gösteriyor. Ve buradan içeri girişimizi yapalım. Kapıdan girdikten sol tarafa yöneldiğimizde hemen sarayın bahçesine ulaşıyorsunuz. Hemen sağ tarafta bir havuz var. Havuzun da önünde büyük bir heykel var. Klasik müzik sanatçısı Chopin'in heykeli. Neden buraya dikilmişlerseniz Chopin Polonya'da doğmuş. Yani annesi Polonyalı, babası Fransız. Vefat ettikten sonra bu sarayın bahçesine bir heykel yapılmak isteniyor. Tabi o zamanki Rus Çarı buna izin vermiyor. Ancak 1904'lü yıllarda küçük bir maket şeklinde, yani biraz daha bunun ufağı bir tasarım yapılıyor Fransa'da. Daha sonra 1918'de Polonya bağımsızlığını kazanınca büyük bir heykel olarak yapılıp tekrar buraya getirip yerine koyuluyor. Sarayın bahçesinde gezmeye devam ediyoruz. İşte heykeller var, aslan heykelleri. Her yerde olduğu gibi. Yunan mitolojisiyle ilgili onları anlatan heykellerin olan bir bahçe. Roma imparatorlarının heykelleri. Polonya kralı Roma kültüründen geldiği için buradaki bahçenin etrafına Roma imparatorlarının büstleri yapılmış. Lazienski Müzesi'nde, Kraliyet Müzesi'nde gezmeye devam ediyoruz. Bahçesinde geniş bir bahçesi var. Gezdikçe, ilerledikçe bu gördüğünüz havuzlar ve bu şekilde köşkler var. Avrupa'daki kraliyet müzeleri ya da saraylarında bu şekilde toprak yollar var. Yani kaplama yapmamışlar, doğal bırakmışlar olduğu gibi. Ve çok da güzel bahçede, bakımlı bahçeleri var. Tabii olmazsa olmaz göletleri ve parkın içinde o ülkenin ırklarını bulunduran ördekler, su kuşları bulundurmaya özen gösteriyorlar. Aynı zamanda buradaki saray müze bahçesi bizim Gülhane Parkı gibi girip ücretsiz gezebiliyorsunuz. Bayla iç içe bir kent parkı görünümünde. Evet, ana binanın ön tarafındayız. Öncelikle Kraliyet Sarayı'nı gösterelim. Hemen sağ tarafa döndüğümüzde ana göleti görüyoruz. Tabii heykeller bu tür sarayların, Avrupa saraylarının olmazsa olmazları. Ve gölette gezinti olabilmesi için kayıklar da var. Burada da gezinti yapılabiliyormuş. Evet, güneş saati. Bakın, çok farklı zamanı gösteren ve ortada küçük bir havuz var. Gene heykeller ve ana bina. Evet, sarayımızın bahçesinde gezmeye devam ediyoruz. İnanılmaz güzel bir manzara. Yani yeşilin birbirinden farklı tonlarıyla insan her gün burada dolaşmaktan oldukça büyük keyif alır kanaatindeyim. Ya, müthiş bir yer. Gerçekten çok beğendim. Varşova'da burası
hayatın getirdiği stresten kurtulmak için müthiş alanlar olmuş. Evet, devam ediyoruz. Yani bu videoyu öyle çok da kısa kesmek istemiyorum. Yani şu manzaranın keyfini doya doya hep beraber çıkartalım diye. Eskiden burası çok eskiden hamamlar olarak, bölgesi olarak adlandırılıyormuş. Polonya kralı tabii her yer kendine ait olduğu için satın alamıyormuş. Bir arkadaşına bu bölgeyi satın aldırtmış. Daha sonra da bu oradaki binaları yıkıp kendine bir saray yapmış. Tabii ki manzara çok güzel olduğu için hemen hemen herkes mutlaka burada doğal bir platform olarak gelip poz veriyor. Bakar mısınız? Sarayımızın güvercinleri de bize poz veriyorlar. Birçok fotoğraf çektim kendilerinde. Bizi de çek dediler. Ben de çektim. Evet. Bu artık gölet gibi ama yani sanki bir nehir gibi olmuş. Uzuyor. Ve devam ediyor. Biz de çekimlerimize devam ediyoruz. Puslu bir, yani yağmurlu bir hava var ama bu şekilde burada gezmek inanılmaz güzel. Özellikle romantizmi sevenler için bulunmaz bir bölge, alan olmuş bu park. Ve sadece bir kısmını geziyoruz şu anda, geziyorum size. Gerçekten çok güzel bir yer. Devam ettiğimizde şu anda amfitiyatroya doğru gidiyoruz. Amfitiyatrodan da çekimlerimiz devam edecek. Ama bir türlü kesmek istemiyorum. Çünkü her detayını atlamak istemeyeceğim. Harika manzaralarla dolu bir yer. Evet. Tiyatro, amfitiyatro kısmına da geldik. Sarayın ana binasına yaklaşırken bu şekilde böyle sahneler yapılmış. Bu amfi tiyatroda konserler ve gösteriler veriliyormuş. Ana binaya doğru parktan ilerlemeye devam ediyoruz. Nihayete açık olan şu anda ana binalar açık olmadığı için gezilemiyor. Ama spor yapmak, doğayla baş başa kalmak, stres atmak için en güzel yerlerden birisi. Ana binanın arkasına doğru yan taraftan geldikten sonra diğer bir sarayın bahçesinde bulunan yapı topluluklarına doğru devam ediyoruz. Diğer binanın da önüne doğru geldik. Bakın, biblo gibi bir bina. Harika lila renkli çiçekler. Evet, harika görüntüleri almaya devam ediyoruz. Tabii saray kompleksinin içinde birçok böyle bina var. Çoğu da şu anda ziyarete kapalı. Tadilat yapıyorlar ama sadece bahçesinde, parkında gezmek bile inanılmaz keyifli, mükemmel. Çok keyif aldım. İsveç Kraliyet Sarayı'nda da, yazlık Kraliyet Sarayı'nda da bu şekilde böyle büyük bir park vardı. Doğa gezisi de yapmış oluyorsunuz. Ve harika bir vakit geçiriyorsunuz. Yani iş yoğunluğundan, o yaşanılan kalabalık şehrin stresinden bir şekilde oralara gelip negatif enerjinizden kurtulmuş oluyorsunuz. Sarayımızın bahçesinden çıkmak üzereyiz. Yani Royal Gardens Kütlesi'ni gezdirmeye çalıştım.
Varşova'da gezmeye devam edeceğiz. Her an haber, gezi Varşova.